Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz diş macunu ve diş macunu fiyatları. Gördüğünüz gibi 99.90'dan başlayıp 16.99'a kadar değişik fiyatlarda diş macunu markaları ve fiyatları var. Tabii bu kapitalist ve emperyalist sistemde sonuna 99 eklemeden olmaz. Yani hiç düz bir fiyat göremezsiniz. Atıyorum 54 lira, 55 lira, 53 lira, 51 lira gibi. Mutlaka sonunda bir 99 vardır. Çünkü kapitalist sistem ve emperyalist sistemin bütün hilelerini, hurdalarını bilinçaltına o yerleştirmeye çalıştıkları o ilk okuduğunuz o büyük puntolu harfleri beyninize sokacaklar. Amaç burada nedir? Tüketiciye düşük fiyat algısı yaratmak. Ama aslında siz her zaman tam fiyat ödersiniz. Neyse, konumuz bu değil dostlar. Konumuz ne bugün? Diş macunu fiyatları değil elbette. Bu başka bir videonun konusu olsun. Buradaki konu, neden bu kadar farklı fiyatlarda, farklı marka ve modellerde diş macunu var? Asıl bugünkü konumuz bu. Şimdi baktığınız zaman bir markanın 5 çeşit diş macunu var. Bir markanın 3 çeşit. Neyse, takılmayalım. Bu tıpkı kapitalist sistemin size herhangi bir ürünü doğrudan satmak yerine onu farklı parçalara, bölümlere ayırarak farklı isimlerde, farklı şekilde satması gibi düşünebilirsiniz. Örneğin kahve bir tanedir ama size 50 çeşit kahve satarlar. Espresso, teşepetetto, pelepelepo böyle saçma salak isimlerle süslerler ve size normalde özü kahve olan bir şeyi farklı çeşitlerde ürün çeşitliliği adı altında size satarlar. Şimdi buradaki konumuz dediğim gibi, normalde diş macunu temel amacı nedir? Dişlerimizin sağlıklı olmasını sağlamak. Yani bu amaçla kullanırız değil mi biz diş macunu normalde? Peki bir diş macunundan beklentiniz nedir? Yani temel şey nedir abi? Yani diş macunu niçin kullanılır? Biz dişlerimizi niçin fırçalarız? Dişlerimiz çürümesin diye değil mi? Hani daha sağlıklı dişlerimiz olsun, ağız kokusu olmasın vesaire. Şimdi baktığınız zaman normalde hiç diş fırçası, ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hiç diş macunu kullanmadan dişlerinizi günde 3 defa 4 defa hafif bir şekilde, çok bastırmadan, yani doktorların tavsiye ettiği şekilde fırçalarsanız diş macunu kullanmadan zaten sizin dişleriniz çürümez. Anlıyor musunuz? Yani zaten diş fırçalama alışkanlığı olmayan insanlara siz böyle değişik markalarda, değişik fiyatlarda, değişik kalitede, sözde kalitede ürünler sunarak ne yapmaya, nereye varmaya çalışıyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi. Yani buradaki tamamen kapitalist sistemin al 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 oyunundan başka bir şey değil. Dolayısıyla gidin en ucuz, en dandik diş macunu hangisiyse onu alın. Siz zaten dişlerinizi fırçalıyorsanız, yani gidip 110 lira, 200 lira, 500 lira verip, yani sözde reklamlarında iki tane güzel kız, iki tane saçma salak adam oynatan adamlara paranızı kaptırmayın. Ne diyor? White now, anında beyazlık. Şimdi sen dişlerini fırçalama, tamam mı? Leş gibi olsun ağzın. Tartar birikmiş, bir sürü sararmış, solmuş ağzın, dişlerin. Berbat bir şekilde. Ondan sonra alacağım onu, bir sefer fırçalayacağım, dişlerin bembeyaz. White now, hadi ya. Anında beyazlık. Vallahi ben hatırlıyorum, biz çocukluğumuzda fakirlikten, yokluktan bir diş fırçasını 15 kişi kullanırdık evde ve dişlerimizi tuzla fırçalardık. Doğru bir şey mi? Değil. Ama en azından nedir? O alışkanlığımız oluştu. Yani lafın özü şu dostlar, boşuna gidip dünyanın parasını verip bu kadar pahalı diş macunları almanıza gerek yok. Siz zaten yani en dandik diş macununu alıp günde 2 defa 3 defa dişlerinizi fırçaladığınız zaman nohut büyüklüğünde bir diş macunu, hatta diş macunu kullanmasanız bile olur. Buradaki temel şey yemek artıklarını temizlemek, yani ağzımızdan arındırmak ki bakteri oluşmasın. Dolayısıyla dişlerimiz çürümesin, ağız kokusu olmasın vesaire, sağlıklı bir ağza kavuşalım. Şimdi dikkat ettiniz mi? Mesela reklamlarda adam öyle bir sıkıyor ki o diş macununu, öyle bir sıkıyor ki neredeyse tüpün yarısını boşaltıyor. Halbuki bu kadar bir şeye gerek yok. Yani dediğim gibi sen zaten dişlerini fırçalıyorsan, dişlerini fırçalama alışkanlığı olan bir insansan, yani bu kadar diş macunu kullanmana gerek yok. Mercimek büyüklüğünde bir
diş macunuyla gayet sağlıklı bir ağza kavuşabilirsin. Çünkü sen zaten ağzın temiz. Yani senin dişlerin zaten temiz. Sen sadece o anki işte yemekten sonra veyahut da uyumadan önce biriken tartarı falan işte neyse işte o bakteriyi falan filan temizlemek amacıyla şöyle bir ağzını temizleyeceksin. Temel amaç bu. Yani sen adeta sana şunu diyor. Diş macununu ye. Ama demin de dedim ya işte sistem bu. Yani normalde bir arabanın temel görevi nedir? Yani bir arabadan beklentiniz nedir? Sizi bir yerden bir yere götürmesi değil mi? Ama adam diyor ki kardeşim ya bak diyor ben diyor bu insanlar diyor zengin diyor paraları var diyor. Bunlara diyor, ben diyor bunların parasını almam lazım. Ama nasıl alacağım? Ben diyor bunlara tek tip araba satarsam yani temel amacı olan bir araba beni buradan alıp başka bir yere götürecek. Yani öyle çok aşırı lüks falan filan böyle yani 15-20 motor araba değil. Normal. Beni bir yerden alıp bir yere götürecek. İşimi görecek kadar. Aşırı sürat yapmaz. Ben niye sürat yapayım ki? Araba sürat yapmak için değildir ki kardeşim. Arabanın temel amacı bir yerden bir yere insanları taşımaktır. Bu kadar basit. Ama size o parayı alacak ya sizden. Yani size satacak ya. O yüzden 5000 çeşit araba üretiyor adam. Anladın mı? Yani senin bir de bunu öyle bir süslüyorlar ki ya param var alıyorum hesabına getiriyorlar. Anlıyor musun? Halbuki sen o anda kapitalist sistemin köpeği oluveriyorsun yani. Anladın mı? Yani normalde o zeven kafelere gidip bir tane kahveye sırf ismi değişik diye yani kalkıp 150-200 lira veriyorsun ya zeven kafeye. Heh. İşte bu da onun gibi bir şey düşün. Yani ben niye gideyim de 110 lira, 200 lira ya da neyse bazı markalar 500 lira bir diş macununa vereyim abi. Ya benim diş macunundan beklentim yani o anlık ağzımı temizlemesi. Yani ben bu diş macununu yemeyeceğim ki yani. Ondan sonra işte sana kalkıyor böyle değişik şeylerde, isimlerde aynı marka. Bakıyorsun 15 farklı çeşit ürün üretmiş. Bunları sana satıyor. Ulan en dandik dediğin mal, yani dandik dediğim şu. Yani senin en ucuza sattığın, mesela 15 liraya da var bu markanın, 90 liraya da var. Yani sonuçta bu ikisini de sen üretmiyor musun kardeşim? Ya ben anlamıyorum yani. Bu nasıl bir şey? Bu bilgisayar gibi mi yani? Sürekli gelişiyor mu? Nasıl bir şey oluyor? Ben anlamıyorum. Yani lafı çok da fazla uzatmaya gerek yok. Yani boşuna gidip paranızı dediğim gibi öyle saçma salak 110 lira, 200 lira, 500 liralık diş macunlarına paranızı çöp ettirmeyin. Evet yine bildiğiniz, güvendiğiniz markalardan alın. Ama o markanın en makul ücretli diş macununu alın. Yani gidip öyle en pahalısını almayın. Sırf çevrenizdekilere şirin görüneceksiniz diye, kapitalizmin köpeği olacaksınız diye o kadar para harcamayın dostlar. Evet, bugünkü konumuz diş macunuydu. Ne yazık ki dediğim gibi sistem öyle bir işliyor ki alıyorsunuz, ben almıyorum çok şükür. Bağışıklık kazandım artık bu sisteme karşı. Bu yüzden böyle yalnız kurt gibi dolaşıyorum ortalıkta. Videolarımı izleyenler bana deli diyor ve videolarım izlenmiyor bu yüzden. Sağlık olsun. Ne demiş atalarımız? Sen doğrudur, eğri belasını bulacaktır diyor. Görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.